Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Orbital yayınlarına ait TYT Kimya Soru Bankası'nın 3. bölümü S testinin 5. testiyle devam edeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki bileşiklerden hangidir doğru olarak adlandırılmıştır diye sorulmuş. Na2O için şunu söyleyebiliriz. Metal ametallerin adlandırılmasında önce metalin adını söylüyorduk. Sodyum diyorduk. Oksijen -2 değerli kaldığında oksit diye okuyorduk. Bu ifade doğrudur. 2'ye bakarsak alüminyum biz biliyoruz ki artı 3 değerli kalıyordu. Brom zaten -1 alıyordu. Alüminyum diyorduk ve daha sonra direkt bromun altındaki 3 ya da 2 ya da 4 ne yazarsa yazsın. Önemli değil. Çünkü biz Latince örneklerini kovalentlerde getiriyorduk. Biz biliyoruz ki alüminyum metal, broma metal, iyonik bağlı bileşiklerde direkt alüminyum bromür diye okuyorduk. Bu ifade yanlış olmuş. 3'e bakarsak Cu-S bileşiğinde kükürtün biliyoruz metalin yanında -2 aldığını, hatta sülfür diye okunduğunu, bakır bu durumda artı 2 aldığı için bakır diyoruz, değişken değerlikli olduğu için parantez açıp Roman rakamıyla 2 yazıyoruz. Ancak kükürt -2 değerli kaldığında sülfat değil sülfür diye okuyorduk. Bu ifade yanlış olmuş. Sülfatı hatırlayalım. Sülfat SO4 -2 şeklinde yapıyorduk. Bu da yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda Na2SO4 demiş. Biz biliyoruz ki Na sodyumdur ve SO4 de sülfat diye okunur. Bu ifade doğrudur. B şıkkına bakarsak Mg3N2'de magnezyum nitrür şeklinde okumamız lazım. Çünkü azot -3 değerli kaldığında nitrür diye okunuyordu. Yani azodür diye okuyamayız. Bu ifade yanlış olmuş. C şıkkına bakarsak CaCl2'de Ca kalsiyumdur. Cl de klorürdür. Bu şekilde kalsiyum klorür diye okunur. Doğrudur. KXe'de 2 kükürtün -2'sidir. Kükürt de -2 alındı. Sülfür diye okunur. K da zaten potasyumdur. Bu ifade de doğru olmuş. Devam edersek Al2O3 için çaprazlama yaparsak alüminyum artı 3, oksijen -2'dir. Alüminyum oksit diye okuruz. Çünkü oksijen 2 aldığında oksit diye okunuyordu. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda yukarıdaki bileşiklerden hangilerin adlandırılması doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda Cu-SO4 için şunu söyleyebiliriz. SO4 komple bir köktür -2 alır. Bakır bu durumda artı 2 alır. Dolayısıyla bakır değişken değerlikli metal olduğu için bakır denir. Roman rakamıyla 2 diye ifade edilir. Sonra sülfat denir. Bu adlandırma yanlış olmuş. Devam edersek Ca2Cr2O7 için 2 nereden gelmiştir? Dikromattan gelmiştir. Potasyum da artı 1 alır. Bu durumda zaten potasyum tek değerlikli metaldir. Potasyum diye yazar. Cr2O7 -2'nde dikromat olduğunu biliyor olmamız lazım. Bu adlandırma doğrumuş. 3'e bakarsak AlCl3 için klor biliyoruz ki -1 alır. Alüminyum artı 3 alır. Bu durumda alüminyum tri denilmez. Çünkü tri, di, mono gibi örnekler kovalent bağlı bileşikler için geçerlidir. Burada tri gereksiz olmuş. Alüminyum klor denmeliydi. Bu da yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, devam edersek 4. sorumuza baktığımızda aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda Fe2O3 bileşiğini görüyoruz. Biz biliyoruz ki çaprazlama yöntemiyle oksijen -2 demir artı 3 alır. Bu durumda demir denir. Roman rakamıyla 3 diye belirtilir. Oksijen -2 aldığında da oksit diye okunur. Bu ifade doğrudur. B şıkkına baktığımızda MnO2'de oksijen -2 aldığında 2 tane -4 mangan burada artı 4 alır. Mangan 4 şeklinde belirtilir ve oksijen -2 aldığı için oksit diye okunur. Bu ifade de doğrudur. C şıkkına baktığımızda klor -1 aldığında 2 çarpı -1'den -2 civa bu durumda artı 2 alır. Civa 2 klorür şeklinde ifade edilir. Devam edersek Hg2Cl2'de klor yine -1 alır. Civa bu sefer artı 1 almış olur. Civa 1 klorür diye okunur. Bu ifade de doğrudur. E şıkkına bakarsak Cu-NO3'te nitratın biz -1 değerlikli olduğunu biliyor olmamız lazım. Bakır bu durumda artı 1 alır. Yani bakır 1 nitrat diye okunmalı. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda 3. periyot 2A grup elementi olan A atomuyla aynı periyotta bulunan ve değerlik elektron sayısı 5 olan B atomu arasında oluşacak bileşim formülü ve B türü aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş.
Üçüncü periyot 2A grubu için şunu söyleyebiliriz. 2, 8, 2 diye yazılır ve son katmanda 2 elektron olduğu için A atomu bileşiklerinde artı 2 değerlik alır. Aynı periyotta bulunan ve değerlik elektron sayısı 5 olan B atomundan bahsediyor. Aynı periyottalarsa demek ki bu da 3 periyottan oluşuyor ve son katmanda 5 elektron olacak. Çünkü 5A grubunun değerlik elektron sayısı 5'tir. Ve kendisi noktada tamamlamak için 3 elektron alması gerekir. Dolayısıyla A artı 2, B de eksi 3 alacağı için çaprazlama yöntemiyle A3, B2 tarzında bir iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda bir iyonik bileşikle ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre bu bileşik aşağıdakilerden hangisi olur diye sorulmuş. Yaygın adı sönmüş kireçtir. Sönmüş kireçin kimyasal formülü CaOH2'dir. Bunu biliyor olmamız lazım. Kalsiyum hidroksit diye okunur. Yapısında zaten kalsiyum, oksijen ve hidrojen elementi içermektedir diye bilgi de verilmiş. Formülde de toplamda 5 tane atom vardır. 1 tane kalsiyum, 2 içeride atarsak 2 oksijen, 2 de hidrojen. Toplamda 5 tane de ne vardır? Atomdan oluşur. Evet, bu bileşik sorulmuş. Kalsiyum hidroksit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, devam edersek 7. sorumuza baktığımızda yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin formüllerinde içerdiği toplam atom sayısı doğru verilmiştir diye sormuş. Demir 2 sülfat için demir Roman rakamıyla 2 belirtildiği için demir bu bileşikte artı 2 almış. Sülfatın SO4-2 olduğunu biliyor olmamız lazım. İçerdiği atom sayısı için biz biliyoruz ki iyonik bileşiklerde toplam yük korunur. Yani artı 2 ile eksi 2 birbirini götürürse FeSO4 şeklinde formülü yazılır. 1 demir, 1 kükürt, 2 yaptı. 4 oksijen, toplamda 6 tane atom vardır. Bu ifade bu durumda doğru olur. 2'ye bakarsak demir 3 sülfat. Demir bu sefer artı 3 alır. Sülfat da zaten eksi 2 aldığını biliyoruz. Çaprazlama yöntemini kullandığınızda Fe2 SO4 kök olduğu için parantez çekilir ve 3 dışarı atılır. 2 demir, 3 içeride atırsak 3 kükürt, 12 de oksijen, toplamda 17 atom demeliydi. İkinci ifade yanlış olmuş. Devam edersek bakır 2 sülfürde. Bakır biz biliyoruz ki Roman rakamıyla 2 yazıldığı için bakır bu bileşikte artı 2 alır. Sülfürde zaten eksi 2 aldığını biliyoruz. Artı 2, eksi 2 birbirini nötrleyeceğinden CuS şeklinde yazılır. 1 bakır, 1 de kükürt, toplamda 2 atom içerir. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, devam edersek 8. sorumuza baktığımızda yukarıdaki tabloda bazı iyonlar ve bunların oluşturduğu bileşiklerin numaraları verilmiştir. Numaralandırılmış bileşiklerden hangisi alüminyum fosfat olarak adlandırılır diye sorulmuş. Alüminyumun değerliği artı 3, fosfatın değerliği PO4 eksi 3'tür. Bu durumda bunlar birbirini yok eder ve AlPO4 şeklinde yazarız. O zaman Na artıyla NO3 eksi, hatta onu da söyleyelim, sodyum nitrattır. Artı ile eksi birbirini götür. 3'e geldiğimizde sodyumla fosfat Na3PO4 şeklinde yazılır ve sodyum fosfattır. 2'ye baktığımda magnezyumla sülfat birbirini yok eder, artı 2 eksi 2 ve MgSO4 diye yazılır. 4'e baktığımızda alüminyumla nitrat ise alüminyum nitratla AlNO3 şeklinde bileşik oluşturur. Çaprazlama yöntemiyle 5'e baktığımızda alüminyumla fosfatın artı 3 eksi 3 birbirini götürür ve AlPO4 şeklinde yazılır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. 9. sorumuza baktığımızda potasyum nitrat ve kalsiyum sülfür tuzları suda çözündüğünde oluşan çözeltide aşağıdaki iyonlardan hangisi bulunmaz? Potasyum nitratın kimyasal formülü KNO3'tür. Kalsiyum sülfürünün de Ca, sülfürün eksi 2 aldığını biliyor olmamız lazım. Ca, S şeklinde olur. Dolayısıyla potasyum nitratı suya atarsak K artı ve NO3 eksi iyonlarını bırakacaktır. Ca iyonlaştığında artı 2 iyonunu ve kükürtte S eksi 2 iyonunu bırakacaktır. Sülfat iyonu dolayısıyla bu çözeltilerde bulunmayacaktır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet, 10. sorumuza baktığımızda yukarıda formülleri verilen bileşiklerden kaç tanesi doğru adlandırılmıştır diye sorulmuş. Şimdi biz biliyoruz ki lityum artı 1 değerli kalır. Bu 3 de azottan gelmiştir ve lityum nitrat değil nitrür diye okunur. Çünkü azot eksi 3 aldığında nitrür diye okunuyordu. Bu ifade yanlış olmuş. NH4-2S'de çaprazlama yöntemiyle kükürt burada eksi 2 alır. Kükürt eksi 2 aldığında sülfat değil
sülfür diye okunur. S-2 bu da yanlış. BeOH2 için biz biliyoruz ki OH-1'dir. Berilyum zaten. Artı 2'dir. Çaprazlama yöntemiyle berilyum hidroksit diye okunur. Bu doğrumuş. CaO'da biz biliyoruz ki oksijen genelde -2 alır. Kalsiyum artı 2'dir ve kalsiyum oksit diye okunur. Çünkü oksijen -2 aldığında oksit diye okunur. KCN'de siyanür bir köktür ve -1 alır. Potasyum artı 1 alır. Potasyum siyanür diye okunur. Yine bu adlandırmada doğru olmuş. Son yargıya baktığımızda HCO3 -1 değerli kalır. Sodyum da artı 1 alır ve sodyum bir karbonat dokunur. Bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla 4 tane doğru adlandırma yapılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Evet, 11. sorumuza baktığımızda aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin adı yukarıda bulunmaktadır diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim, çaprazlama yöntemi yaparsak alüminyum artı 3, sülfat eksi 2 değerli kalır, alüminyum sülfat diye okunur. KmNO4'te potasyum artı 1, MnO4 eksi 1 alır. Bunlar birbirini götürür ve potasyum permanganat diye okunur. Devam edersek Fe3PO42'de çaprazlama yöntemiyle demir artı 2, PO4'te eksi 3 alır. Demirin değerli 2 olduğu için Roman rakamıyla demir 2 fosfat şeklinde belirtilir ama burada 3 yazılmış. Oysa ki 2 yazılmalıydı. Bu ifade yanlış olmuş. Devam edersek Cu2O için oksijen biz biliyoruz ki eksi 2 alır. Bakır artı 1 aldığı için bakır değişken değerliklidir. Bakır denir. Roman rakamıyla 1 denir. Oksijen eksi 2 alında oksit diye okunur. Doğrudur. Magnezyum hidrür demiş. Evet, magnezyum artı 2'dir. Hidrojen bu metallere karşı zaten eksi 1 alıyordu. Hidrojen eksi 1 aldığında hidrür diye okunur ki öyle okunmuş. Doğru okunmuş. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet, devam edersek 12. sorumuza baktığımızda K2Cr2O7 bileşiğiyle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bizim şunu biliyor olmamız lazım. 2 nereden geldi? Cr2O7'den geldi. Potasyum da artı 1. Bu nedir? İyonik bağlı bir bileşiktir. Çünkü biz biliyoruz ki potasyum artı yüklü bir katyon. Cr2O7 eksi 2 de eksi 2 yüklü bir köktür. Çünkü birden fazla tür atom içeren iyonlara biz kök diyorduk. Bu bir iyonik bağlı bileşiktir. Doğrudur. 2'ye baktığımızda potasyum kromat olarak adlandırılır. Cr2O7'nin adı kromat değil, dikromattır. Dolayısıyla potasyum dikromat denmeliydi. Bu ifade yanlış olmuş. 3'e bakarsak suda çözüldüğünde K artı ve Cr2O7-2 iyonlarının oluşturduğunu zaten söyledik. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.